Arkadaşlar merhabalar. Zeytin bahçelerimizde budamamızı tamamladık. Budama sonrasında göztaşı uygulaması yapıyorum. Daha doğrusu bordo bulamacı uygulaması yapıyorum. Birkaç gün önce otlarını biçmiştim buranın. Budama öncesinde. Şimdi bordo bulamacını atıp dal parçalama ve sürümle devam edeceğim. Şöyle traktöre doğru geçeyim. Evet, burada güzel bir budama olduğunu düşünüyorum. Şöyle başlayayım bir yandan. Burayı epeydir sürmemiştim. Aralarda çok ot vardı. Otları sap parçalamayla biçtim geçen gün. Şimdi ilaçlama ve dal parçalama sonrasında da roble ile toprağı karıştıracağız. Onu doğal gibi yapacağız. Zaten makine dalları toplamaya başladı. İlaç makinesi görüyorsunuz. Evet, mücadelenin çok yoğun olduğu bu dönem. İlaçlama, sürüm. Biz bu sene budamayı da bu zamana bıraktık. Bugün 24 Nisan. Geç kaldı gibi diyenler vardı ama bana göre hiç de geç değil. Tam da zamanı. Zeytinlerimiz şu anda tam tomurcuklanma aşamasında. Dolayısıyla bu yılın ağır kış şartlarını, ayazını ağaç çıplak karşılamadı. Öyle söyleyeyim. Yani budamadan önce daha korunaklıydı ağaçlar. Dolayısıyla o dönemi atlattılar. Kuyruklu devir hızı 540 devir bölü dakika. Onu ayarlı şu anda. Fırkat edebiliyorsunuz 3 seçenek var ama şu an en düşükte kullanıyorum. Yani ortalama bir devirde daha doğrusu. Göstergeden gördüğüm kadarıyla da dakikada 380-400 devir çeviriyor. Şu an için ideal. Genelde bu şekilde atıyorum. Vites olarak söylemek gerekirse seri birinci viteste 1400 devirde, yani 14 tazliye bilinen devirde ilaçlamayı yapıyorum arkadaşlar. Bizim bahçelerimizi bu kadar otla göremezdiniz normalde. Budak öncesi herhangi bir toprak işleme yapmıyorum ben. Sap parçalamanın rahat çalışması için. O sebeple toprak işleme yapmadım. Biliyorsunuz kış sürümü de yapmamıştım. Dolayısıyla epey bir otlanma var. Fakat iyi yönleri de var bunun. Toprağa organik gibi olacaklar. Yaklaşık bir hafta içinde hepsi toprağa karışmış olacak zaten. Şöyle sıra sonuna geldi. Karıştırıcıyı alalım. Yeni sıramıza şöyle girelim. Devir sabitlemeyle atıyorum arkadaşlar. Yani bunu daha önce de söyledim. Fruketo'nun devir sabitlemesi sayesinde yakıttan ve ilaçtan ciddi tasarruf ettiğimi düşünüyorum. Çünkü ne zaman ne atacağımı biliyorum. Ne kadar gideceğini biliyorum.
çok sert bir budama yapmadık. Yani çok keskin bir budama yapmadık. Özellikle sofralık zeytin çıkması açısından, duble olması açısından çok sert budama yapan dostlarımız var. Ben onu pek tercih etmiyorum. Yaklaşık bir ay önce budama yapan bir komşumuzun mesela sert bir budama yaptı. Onun bahçelerinde zarar var. Neden? Budamadan birkaç gün sonra yine ayaz oldu. Dolayısıyla sert budamanın cezasını maalesef ağaçlar çekti. Ben doğru bulmuyorum. Arkada bir yüzüğüm arızalı. O yüzden sol tarafta tepe yüzüğü açtım. Aşağıyı kapattım. Görüntüde çıkıyor olabilir. Yine dengesizlik diyebilirsiniz yani. Bu şu taraftaki alt, en üstteki yüzük arızalı. Yeni fark ettim. O yüzden tepe yüzüğü açtım. Alttakini kapattım. Yine de şu an istediğim seviyede atıyor. Biraz yukarı kaçıyor gibi ama yapacak bir şey yok. O yüzüğün tamirini yapmam lazım. Şöyle yine bir sıra sonuna geldik. Arkanın döner ok olması çok büyük avantaj ilaç makinesinin. Çünkü sıra sonu sıra başında şaftı durdurma gibi bir derdiniz yok. Ya biliyor musunuz, kullananlar var zaten. Çok büyük kolaylık gerçekten. Yani eskiden bizim bunların yük ilaçlama makinemiz de yine parlayan markaydı. Fakat o traktöre sabit ok ile bağlanıyordu, remorklar gibi. Dolayısıyla sıra sonunda, sıra başında mutlaka şaftı durdurmamız gerekiyordu. Karıştırıcıyı açarak dönemiyorduk yani. Bu da her seferinde şaftı aç kapat traktörü yoruyor tabii ki. Yani traktörün kuyruk birini sürekli arkada 2 tonluk bir makinayla sürekli sıfırdan çalıştırmaya başlaması yoruyor. Şu an ne yapıyorum? İşin en başında ilk sırada bir açıyorum, son sırada kapatıyorum. O sıra büyük tasarruf ediyor. Yakıttan da tasarruf olduğu kesin. Yine bir sıra sonuna geldik. Şöyle karıştırıcıyı açalım. Sıra sonunda, sıra başında tabii ki devir sabitlemeden çıkarıyorum grubiyatoyu ki çok sağa sıkıntılı dönüş olmasını istemiyorum. Zaman zaman bu borda bulamacından biz de nasibimi alıyoruz tabii. Yani çünkü sıra sonlarında mutlaka bir rüzgar akımına denk geliyoruz. Şu an rüzgar yok seviyesinde hemen hemen. Ama makinenin pervanesini çıkardığı bir rüzgar var dönüşlerde, ona maruz kalıyoruz. Bu işin doğasında bu var. Ortadaki ota bakar mısınız arkadaşlar? İşte bu komple böyleydi. Sap parçalamayla ben otu kıydım. Şimdi dalları bu ortaya toplatacağım. Sağ sol bu ortaya gelecek, bu istikamet. Ot kıyımını ters istikamette yapmıştım. Şimdi bu istikamette dallar toplanacak. Dalları kıyarken bu otlar da gidecek haliyle. Daha sonra hem kuzey güney hem doğu batı goble sürümü yapacağım inşallah. Bugün böyle traktör üstünde başladım. Traktör üstünde bitireyim. İşler yoğun. Yine paylaşımlarda bulunurum. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.